İdlib'in Serakip kasabası 21 gün sonra geri alındı. Suriye'de M4 ve M5 karayollarının birleştiği stratejik noktada yer alan Serakip ilçesi rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti. AA'da yer alan bilgilere göre dün akşam geç saatlerde ilçe merkezinin dış mahallelerine ulaşan ılımlı muhalifler ilerleyen saatlerde rejim güçlerinin hatlarını aşmayı başardı. Kentin dış mahallelerine giren ılımlı muhalifler sabaha kadar süren şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezini tümüyle ele geçirdi. Serakip ilçesi, ülkenin en önemli kentlerini birbirine bağlayan M4 ve M5 karayollarının birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor. M4 karayolu, Lazkiye'nin Halep ve Hamayla bağlantısını sağlarken, M5 karayolu da Halep-Şam bağlantısını kuruyor. Bu arada İdlib'in güneyinde, M4 yolunun altında yer alan bölgede Rus savaş uçaklarının şiddetli saldırılarla destek verdiği Beşar Esed rejimi ordusu ve İran devrim muhafızlarının emrindeki terörist gruplar 20 20'ye yakın köy ya da çiftlik benzeri yerleşimi ele geçirdi, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor, iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti, İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor, Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4 ila 5 Mayıs 2017'deki Astana Aslan'a toplantısında İdlib ve komşu illerin Laskiye, Hama ve Halep vilayetleri, bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri, Dera ve Kuneitra vilayetleri olmak üzere dört gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerin, İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1.794.000'e ulaştı.